أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد صلوا على رسولنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم Estaizu billah, bismillahirrahmanirrahim. Nahnu nagussu aleyke nebe'uhum bilhaq, innehum fityetun amanu bi rabbihim ve zidnahum huda. Sadakallahul azim. Ve galen nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem, İza matel insanu inkata amaluh illa min thalath, sadakatin cariyetin, اَوْ عِلْمٌ يُنْتَفَعُ بِهِ اَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُوا لَهِ صَدَقَ رَسُولُ اللّٰهِ 11 ayın sultanı olan Ramazan-ı Şerif'e bizleri kavuşturan Rabbimize hamdolsun. Rabbimiz Teala mübarek günde, mübarek ayda feyzinden istifade eden kullandan olmayı bizlere lütfeylesin. Rabbimiz yapmış olduğumuz sohbeti dergâh-ı izzetinde kabul eylesin. İstifade eden kullandan eylesin. Camilerimiz mahzun ancak evlerinde sabırla bizleri dinleyen bütün kardeşlerimizi saygı, sevgi ve muhabbetle selamlıyorum. Muhterem kardeşlerim, dünya insanlığı olarak zor bir süreçten geçiyoruz. Ancak bu süreci sabırla ve yetkililerin talimatlarına uyarak ve Rabbimizden sabır, metanet talep ederek bu günlerde inşallah geçireceğiz. Ancak bu günlerde de bizler için en büyük bir fırsattır. Bu fırsatları sanal medyayla, değişik vasıtalarla en güzel şekilde Müslümanlar olarak da en güzel bir şekilde değerlendirmeye gayret ediyoruz. Rabbimiz Teala geleceğimizi aydınlık eylesin. Malımıza, mülkümüze, ömürlerimize sağlık, afiyet, bereketler ihsan eylesin. Bilvesile hastalara şifa, dertlere deva, borçlara edalar ihsan eylesin. Muhterem müminler, ezanı Muhammediye'ye kadar bugünkü sohbetimizde dilimizin döndüğü, aklımızın erdiği şekilde sizlerle gençlik üzerine sohbetimizi sürdürmeye çalışacağız. Rabbimiz Teala bu sohbeti feyizli, bereketli eylesin. Anlayan, dinleyen ve gereğince amel eden kullanılan eylesin. Muhterem kardeşlerim, içerisinde bulunmuş olduğumuz ay malumunuz Kur'an-ı Kerim ayı. Kur'an-ı Kerim bir aya damgasını vurduğu zaman o ayı nasıl değiştiriyorsa Kur'an'ın girmiş olduğu evlerde o derece feyizli, bereketli hale gelir. Elhamdülillah bu feyzi ve bereketi evlerimizde Kur'an hatimleriyle, Kur'an ilimlerini öğrenerek, okuyarak, dinleyerek bu ayı en güzel şekilde değerlendirmeye çalışıyoruz. Rabbimiz Teala gayretlerimizi artırsın, zayi eylemesin. Bizim hayat kitabımız olan Kur'an-ı Kerim
biraz önce bahsettiğim gençlik üzerine de bizlere ışık tutmaktadır. Bu çerçevede de Kur'an-ı Kerim gençlikten feta diye bahsetmektedir. Feta, Türkçe karşılığı gençlik anlamına gelen Kehf suresi 13. ayeti kerimesinde Rabbimiz Teala bunu açıklar mahiyette. Estaizubillah, Bismillahirrahmanirrahim. Nahnu nagussu aleyke nebehum bilhak. Biz sana onların başından geçenleri gerçek olarak anlatıyoruz. İnnehum fityetun amenu bi rabbihim ve zidnahum huda. Sadakallahul azim. Hakikaten onlar, yani o gençler, Rablerine inanmış gençlerdi. Biz de onların hidayetini artırdık buyuruyor. Demek ki Kur'an-ı Kerim'de birçok ayeti celillesinde Feta ismi adı altında gençliğin önemine vurgu yapmaktadır. Aleyhissalatu vesselam genç yetiştirmenin, hayırlı evlat yetiştirmenin önemini bahsettiği malumunuz, biraz önce sohbetime başlarken bir ayet-i celle üzerinde durduk. Bir hadis-i şerif üzerinde durduk. Aleyhissalatu vesselam bu hadis-i şeriflerinde buyurdular ki ve galle nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem izâ mâtel insan, insan vefat ettiği zaman, Rabbine kavuştuğu zaman inkata amelü, ameli son bulur. Amel defteri, yapmış olduğu icraatları, iyilikleri ve kötülükleri son bulur. Artık melekler yazmayı bırakır. İlla min thalat. Ancak ve ancak üç kimsenin, üç grup insanın amel defteri kapanmaz, devam eder. Bunlardan bir tanesi de hayırlı evlattan bahsediyor. Birincisi sadakatin cariyetin, sadakayı cariye. Biraz sonra inşallah bunları açıklamaya gayret sarf edeceğiz. Ev ilmun yuntefa'u bih, kendisinden istifade edilen nesil yetiştirmek, bir kitap eser ortaya koymak. Ev veledin salihin yed'u leh, kendisine hayır dua eden evlat. Rabbimiz Teala bizlere hayırlı evlatlar ihsan eylesin. Faydalı ilimler peşinde koşmayı, o faydalı ilimleri ortaya koyacak ilim ehlini yetiştirmeyi, yavrumuzu ilim ehli olarak yetiştirmeyi bizlere nasip ve müessir eylesin. Ve bunların yetişeceği ortamlar bugünkü camilerimizdir. Avrupa şartlarında vakıf geleneğidir. Kurum ve kuruluşların oluşturulmasıdır. Buna da biz sadakayı cariye devam eden sadaka diyoruz. Muhterem kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim'de vaktimiz dar olduğu için gençlikle ilgili bütün ayeti celilleri okuyamayacağız. Ama bu meyanda Kur'an-ı Kerim'de geçen ana başlıklar halinde genç yaşta İbrahim Aleyhisselam'dan bahsediyor Kur'an-ı Kerim. Mağaraya sığınan ashabı Kehf'ten bahsediyor. Bunun yanında Musa Aleyhisselam'ın Şuayb Aleyhisselam'a yardımcı olması, bundan bahsediyor. Ve özellikle müstakil bir, başlı başına bir sure olarak karşımıza çıkan Yusuf suresinde Yusuf Aleyhisselam'ın kıssasını bizlere çok ibretli bir şekilde anlatıyor muhterem müminler. Aynı şekilde Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatına baktığımız zaman, kendi yaşantısında daha peygamber olmadan önce 20 yaşlarında Kabe hakemliği yaptığını ve toplumsal olayda tıkanan bir problem karşısında Aleyhisselatü Vesselam'ın Kabe hakemliği yapmak suretiyle oradaki sorunu çözme kabiliyetini görmekteyiz muhterem kardeşlerim. Yine Aleyhisselatü Vesselam hadis-i şeriflerinde
hiçbir gölgenin bulunmadığı bir günde, kıyamet gününde aleyhissalatü vesselam Allah'ın gölgesinin altında gölgelenecek 7 sınıf insandan bahsetmektedir. Bu 7 sınıf insandan bir sınıf, bir grupta yine Allah'ına bağlı camilere, Allah'ını, peygamberini bilen gençlikten bahsetmektedir. Muhterem kardeşlerim, gençliğin yetiştiği ortamlar, muhitler, buna ortamların hazırlanması, ailelerin ve kurum ve kuruluşların bu gençlik üzerine faaliyetlerini yürütmesi de çok çok önem arz etmektedir. Çünkü gençlerimize bir arkadaş çevresi edindirmediğimiz zaman gençlerimiz yanlış ortamlar, yanlış arkadaş çevreleri seçebilmektedirler. Aleyhissalatu vesselam buyurdular ki el mer'u ala dini halili. Bir kimse arkadaşının, dostunun dini üzeredir. Onun yapmış olduğu davranışları, hareketleri ne yapar? Ondan mutlaka etkilenir. Bunu açıklar mahiyette de aleyhissalatü vesselam iyi çevreyi, iyi arkadaş çevresiyle kötü arkadaş çevresini, kötü kokulu olan bir mekanla, körükçü dükkanıyla kokucu dükkanına benzetmektedir. Kötü arkadaşı, kötü muhiti, insanlara olumsuz tesiri olan, gençlerimizi yoldan çıkaran arkadaş çevresini ve arkadaşını körükçü dükkanı dediğimiz, eskiden demircilerin demirlerini işledikleri, şekil verdikleri ortam ve bunları ateşte kızartmak için ne yaparlardı? Körük dediğimiz bir aleti kullanırlardı. O dükkanda, o çevrede ne var? Toz var, kül var. Körükçü dükkanında bulunan insan ne yapar? Oranın tozundan, külünden, nasıl kokusundan olumsuz etkilenirse arkadaşlarımızı da mahallemizdeki, çevremizdeki olumsuz etkenlerden korumamız gerekmektedir muhterem kardeşlerim. Güzel çevreyi ise koku dükkanına benzetiyor. Koku dükkanı diyor, kokucu size ne kadar koku sürmese o dükkanın içerisindeki gelişen olaylardan ne yapar? Bir insan olumlu manada etkilenir, ondan istifade eder. Muhterem kardeşlerim, biraz önce zikrettiğim hadis-i şerifte ne anlamamız gerekiyor? Bize aleyhissalatü vesselam insan oğlu vefat ettiği zaman amel defteri kapanır. Ancak üç insanın amel defteri kapanmaz buyurduğu buradaki hadis-i şeriften aleyhissalatü vesselam bizlere neyi öğretiyor, neleri tavsiye ediyor? Bir, insan oğluna sorumluluğunu öğretir. Bir insan başı boş yaratılmamıştır. Fuzuli malayani dediğimiz boş işlerle uğraşamaz. Bunu uğraşmaması gerekir. İnsanoğlu bir gaye doğrultusunda Rabbine kulluk yapmak için, ibadet yapmak için yaratılmıştır. Bunun bilincini bizlere öğretir. İkinci öğretmiş olduğu bu hadis-i şerifteki hususlardan bir tanesi de ölmemek mümkün olmadığına göre insanı ölümsüzleştirecek işler yapmayı, eserler bırakmayı bizlere öğretir. Demek ki hayatımızın bir sonu var. Bugün varız, yarın yokuz. Şu anda yaşıyoruz, biraz sonra halimizin ne olacağını bilemiyoruz, kimse bilemez. Bundan dolayı geçici hayat olan ama aynı şekilde ahiretin aynası olan bu dünyada iyi işler yapmak, kalıcı eserler yapmak ve bu eserlerle tabiri caizse ölümsüzleşmek Müslümana yakışan en güzel vasıflardan bir tanesidir.
Diğer hadis-i şerifin öğretmiş olduğu hususlardan bir tanesi de bu hadis-i şerif de bizlere mutlu olmanın yollarını öğretir. Çünkü muhterem kardeşlerim, artık bugün akademik çevre, bilim insanları, veren insanların mutlu olduklarını, paylaşan insanların hayata daha güzel tutunduklarını, hayatından zevk aldıklarını bizlere bilimsel açıklamalarla, araştırmalarla ortaya koymaktadır. Paylaşmayan, bencil, egoist insanların sorunlar karşısında bunaldıklarını, sıkıntıya girdiklerini ve buna biz bilimsel olarak bilim adamları Kaliforniya sendromu dediğimiz bir hastalık, manevi hastalık çeşidinin olduğunu ifade etmektedirler. Bu Kaliforniya sendromunun 4 tane özelliği var, belirtisi var. Hedonizm dediğimiz sadece ve sadece zevklerini düşünen, hazlarını düşünen bir yapı, paylaşma duygusu olmayan bir yapı, insan modeli. İkincisi ise bencil, egoist, sadece ve sadece kendisini düşünen, dünyadaki olaylardan ibret almayan, ben yaşayayım da diğerleri ne olursa olsun diye hareket eden insanların oluşturduğu bir hastalıklı yapı. Üçüncüsü ise yalnızlık. Kaliforniya sendromunun birinci hazzını, zevkini düşünen insanlar. İkinci belirtisi burada egoist bir yapı, kendini düşünen bir yapı ve bu yapının ortaya çıkarmış olduğu yalnızlık ve dördüncüsü de mutsuzluk. Demek ki Kaliforniya sendromundan neyi anlıyoruz biz? Sadece kendi hazlarını, zevklerini düşünen, sadece kendisini düşünen egoist, bencil yapı yalnızlığa gider, toplumdan kopar, insanlardan uzaklaşır ve bunun sonucu olarak bu insanlar mutsuzluğa gider. Allah vermesin, intiharlar, farklı psikolojik hastalıkların ortaya çıktığını muhterem kardeşlerim görmekteyiz. Bunun için de ruhun doyurulması gerekmektedir. Aleyhissalatü vesselam manevi işlerle, bizim ortaya koyacağımız eserlerle, hayatımızdan sonra daha devam edecek bu eserlerle aynı şekilde biz ruhumuzu doyurmuş oluyoruz. Yine ayet-i kerimede Allah لَنْ تَنَالُ الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ, Allah yolunda infak etmedikçe hakiki iyiliğe, hakiki mutluluğa, güzelliğe erişemezsiniz buyurmaktadır Rabbimiz Teala. Ve son olarak belki hikmetleri noktasında bu hadis-i şeriften birçok şeyler anlayabiliriz. Ancak son olarak hayatın sadece yiyip içmekten ibaret olmadığını bu hadis-i şerif bizlere öğretmektedir. İnsanoğlu sadece yemekten, içmekten ibaret yaşayan bir varlık değildir. Ulvi değerleri vardır. Sadece kendisini düşünmez. İşte Ramazan-ı Şerif bize bu ay vesilesiyle, Kur'an ayı olan bu ayda bizlere bu güzellikleri anlatmaktadır muhterem kardeşlerim. Muhterem müminler, buradan hareketle vakit süresi içerisinde peki bu hadis-i şerifi günümüz şartlarında bizler nasıl anlamamız gerekiyor? Sadaka-i cariye bugün nedir? Geçmişler buna yol, su, köprü, han, hamam demişler. Ancak muhterem kardeşlerim, birçok ülkede, dünyadaki birçok ülkede artık yolu, suyu, köprüsünü devletin kurumları, belediyeler ve bazı birimler bunları icra etmektedir. Günümüzdeki sadakayı cariyeler, özellikle Avrupa şartlarında bizleri dinleme lütfunda bulunan kardeşlerimizin zihinlerinden geçirmesi gereken konular camilerimizdir,
eğitim merkezleridir. Gençlikle ilgili yapılan kalıcı eserlerdir. Biraz sonra vazifemiz gereği icra etmiş olduğumuz DİTİB Erdemli Öğrenci Evleri ile alakalı birkaç cümleye değinmeye çalışacağım. Muhterem kardeşlerim, sadaka-i cariye bir zamana göre, mekana göre ve toplumun ihtiyaçlarına göre bu hadis-i şeriften değiştiğini anlamaktayız. Ve sahabeler hayatını en güzel şekilde değerlendirebilmek için aleyhissalatu vesselama şunu sordular. Eyyül e'mal eftal ya Resulallah. Hangi amel daha faziletlidir ya Resulallah diye sorular sormak suretiyle yapılan ameller içerisinde dahi daha faziletli, daha kıymetli, daha önemli olan işlerin, ibadetlerin, amellerin ne olduğunu sormak suretiyle kendilerini onlara yönlendirmişlerdir. El-Hak, kişisel olarak yapılan bütün ibadetler, Rabbimizin hoşuna giden, Kur'an ve sünnetin tasvip etmiş olduğu bütün ibadetler mutlaka çok kıymetlidir, çok değerlidir. Ancak biz bu ibadetler içerisinde seçerken günümüz şartlarında daha acil konularımız nelerdir? Bunlara el atmamız gerekmektedir. Biraz önce bahsettiğimiz gençlerimizi kötü yollardan alıkoyacak, yapılar oluşturmak, gençlik lokalleri oluşturmak, eğitim merkezleri, öğrenci evleri oluşturmak, okullarımızın, kindergartenların, gençlerimizin temeli olan altyapıyı oluşturacak, kindergarten dediğimiz kreşlerimizin oluşturması ve bunu oluşturan kurum ve kuruluşlara maddi ve manevi destek vermek bizim vazifelerimiz içerisinde yer almaktadır. İkincisi, ev ilmi yüntefe'u bih, kendisinden istifade edilen ilim. Bakın, biz kurumsal manada bütün Müslüman kardeşlerimizle bir araya gelmek suretiyle Avrupa'nın her köşesinde camilerimiz oluşturulmuş. Nürnberg tarafında, yer ismi vereceğim, beni çok etkilediği için, Bad Rodach denilen bir efendim beldede, küçük bir şehirde, oradaki kardeşlerimiz dediler ki, hocam bu şehirde 30 tane Müslüman kardeşimiz yaşıyor. 30 Müslüman aile yaşıyor. Ve 700-800 bin euroluk cami oraya inşa etmişler. Beni çok çok etkilemişti. Bugün geldiğimiz noktada artık Avrupa'nın her köşesinde elhamdülillah mükemmel, insanın gıptayla bakabileceği camilerimiz var. Ama bugün camilerimiz çevresinde gençlik lokallerimiz ve bu gençlerimize değer vermek, kıymet vermek, bunların maddi ve manevi üyeliklerimizle, maddi katkılarımızla, sadakalarımızla, fitre zekatlarımızla desteklenmesi çok çok önemlidir. Çünkü gençlik dediğimiz hadise artık aileden daha çok dışarıdaki arkadaş çevresinden, sanal ortamdan, mahallesinden ve bulunduğu muhitten etkilenmektedir. Bu çevreliği oluşturmak da bizler üzerine düşen, hem ailelere hem kurumlarımıza düşen en büyük görevdir. Ev ilmin yüntefe'u bih, kendisinden istifade edilen bir eser ortaya koymak. Bu kendi yavrumuz olabilir. Bakın, bugün kurumsal olarak yetiştirdiğimiz master ve doktora talebelerimiz master ve doktoralarını bitirdikleri zaman ortaya koymuş oldukları eserleri DİTİB olarak basımı yapılmaktadır ve bu gençlerimizden istifade edilmektedir muhterem kardeşlerim. Belki kendi yavrumuz ilim ehli olmayabilir ama bizlerin maddi ve manevi destekleriyle oluşan yapı içerisinde fitre zekatlarımızla desteklediğimiz gençler elhamdülillah bugün 40-50 civarında gencimiz ne yapmaktadır? Master ve doktora DİTİB burslusu olarak ilimlerine devam etmektedir. Rabbimiz Teala sayılarını artırsın ve bu konuda kurumumuza güvenerek maddi ve manevi destek sağlayan bütün kardeşlerimizden, emeği geçen, gayret sarf eden,
derneklerimizin en ücra köşelerinde hizmetlerini yürüten bütün kardeşlerimizden, hacı abilerden, yenge hanımlardan Allah razı olsun. Cenab-ı Allah ecirlerini, gayretlerini artırsın, mükafatlarını zayi eylemesin. Evveledin salihin yed'u leh ve kendisine hayır dua eden evlat. Muhterem kardeşlerim, hayatta belki de en acı gerçeklerden bir tanesi insanın evladının hayırsız olması. Cenab-ı Allah cümlemize, çoluk çocuğumuza hayırlar, bereketler ihsan eylesin. Hayırlı evlatlar ihsan eylesin. Geleceklerini, bahtlarını açık eylesin. Dünya ve ahiret saadetleri lütfeylesin. Muhterem kardeşlerim, hayırlı evlat kendi evladımızı yetiştirdiğimiz gibi aynı şekilde ne yapmamız gerekiyor? Çevremizde, mahallemizde, camimizdeki gençlerimize eğitim gören, hizmet veren kurum ve kuruluşlara sahip çıkmak, bunları desteklemek, elinden tutmak, bunlara onuru etmek, kimi zaman cebine harçlık vermek, bunlarla alakalı yine kurumsal manada çok güzel hizmetlerimiz var. Değişik platformlarda özellikle Ramazan münasebetiyle farklı konuşmacılar bunun önemini, ehemmiyetini anlatmaktadırlar. Geçen hafta sizlere sohbet yapan çok kıymetli hocamız, özellikle gençlerimizle alakalı yapılan farklı geziler, organizasyonlar üzerinde durdu. Umrelerimiz, Türkiye gezisi, Bosna Hersek, İspanya, Kudüs gezileri sayesinde biz gençlerimize dini, ahlaki ve tarihi şuurlanma, bilgilenmeleri orada gençlerimize aktarmaktayız. Muhterem kardeşlerim, kalan süre içerisinde görevimiz icabı kurumumuzun büyüklerinin takdirleriyle 5-5,5 yıl süredir DİTİB Erdemli Öğrenci Evleri koordinatörleri olarak görev yapmaktayım. Bu konuda da sizlere birkaç kelam etmenin yerinde olacağını düşünmekteyim. Muhterem kardeşlerim, DİTİB Erdemli Öğrenci Evleri üniversiteli gençlerimize hitap eden ve bunların üniversite süresi içerisinde barınma imkanlarını sağlayan mobilyalı halde DİTİB bünyesinde oluşturulan evlerimizi kastetmekteyiz. Burayı kurumumuzun imkanlarıyla bu öğrenci evlerini biz mobilyalı hale getiriyoruz. DİTİB merkez olarak mobilya desteği veriyoruz. Derneklerimiz, bölge efendim yetkililerimiz bunlarla ilgili çalışmaları yürütmektedir. Hazır hale getirilen öğrencilerimizi seçmek suretiyle bu gençlerimizi alıyoruz. Buralarda biz gençlerimizi sadece bir barınma imkanı sunmuyoruz. Aynı zamanda haftalık sohbetlerimiz, seminer konferanslarımızla bu gençlerimizi geleceğe hazırlıyoruz. Aynı şekilde aylık düzenli bir şekilde gençlerimize DİTİB'imizin sizlerin bizleri vesile kılarak göndermiş olduğunuz fitre zekat ve diğer mali kaynaklardan burs vermek suretiyle bu gençlerimizin tahsilleri boyunca tahsilleri süresi içerisinde maddi olarak rahatlamalarını ve finansman etme konusunda yardımcı olmaktayız. Ve bu konuda bizlere destek veren kardeşlerimizden Allah razı olsun. Gayretlerinizi artırıversin, kazançlarını bereketli eylesin, hanelerinizde huzur, saadet ve mutluluklar ihsan eylesin. İçinde bulunmuş olduğumuz son günler Ramazan-ı Şerif'in Kadir Gecesi'ni barındıran son günlerini yaşıyoruz. Bu Kadir'i de en güzel şekilde ifa etmeyi, onun hakkını vermeyi bizlere nasip ve müessir eylesin. Aleyhissalatü vesselam Kadir Gecesi'nin Ramazan'ın son 10 gününde ve tekli gecelerde aranmasını bizlere tavsiye buyurmaktadır. Malumunuz Kadir Gecesi 1000 aydan daha hayırlıdır. 83 küsür aydan, 83 yıl ve 4 ayı geçen bu süreçten daha kıymetli, daha faziletlidir buyuruyor. Rabbimiz Teala o günleri de en güzel şekilde ihya eden kullarından eylesin. Beni sabırla dinleyen efendim evlerinde sabırla dinleme lütfunda bulunan kardeşlerimizden Rabbimiz Teala hoşnut ve razı olsun. Ramazan-ı Şerifiniz bereketli olsun.
gününüz mübarek olsun. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Eşhedü en la Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü enne Muhammed Muhammeden Resulullah. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Beklediğimiz rahmet ve mağfiretiyle dört bir yanımızı kuşatan
mübarek Ramazan ayının son günlerine gelmiş olmanın hüznü içerisindeyken, önümüzdeki salı günü idrak edeceğimiz Kadir gecesine yaklaşıyor olmanın huzur ve mutluluğunu yaşıyoruz. Evet, gündüzlerini oruçla, gecelerini teravihle geçirdiğimiz ve her anıyla feyiz ve bereketinden istifade ettiğimiz mübarek Ramazan ayının bu son günlerinde Kadir gecesi tüm faziletiyle biz inananları beklemektedir. Böylesine faziletli bir gece hakkında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, her kim inanarak ve sevabını Allah'tan umarak Kadir gecesini ibadetle geçirirse geçmiş günahları bağışlanır buyurmuş. Kadir gecesinde nasıl dua edeceğini soran Hazreti Ayşe radıyallahu anha annemize de, Allah'ım sen affedicisin, affetmeyi seversin, beni de affet şeklinde dua etmesini tavsiye etmiştir. Zira Ramazan ayının fazilet ve bereketi Kadir gecesinin bu ay içerisinde yer alması ile ilgilidir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, bu ayda öyle bir gece vardır ki bin aydan daha hayırlıdır. Bu gecenin hayrından mahrum kalan bin aydan mahrum kalır buyurarak Kadir gecesinin yüksek faziletine ve manevi değerine işaret etmiştir. Kadir gecesinin fazileti ise Kur'an-ı Kerim'in bu gecede indirilmiş olmasından kaynaklanır. Kadir suresinde bu husus şöyle ifade edilmektedir. Şüphesiz biz o Kur'an'ı Kadir gecesinde indirdik. Kadir gecesinin ne olduğunu sen ne bileceksin? Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır. Melekler, ruh, Cebrail o gecede Rablerinin izniyle her türlü iş için iner de iner. O gece tam yerinin ağırmasına kadar bir esenliktir. Değerli kardeşlerim, Rabbimizin katında iyi bir kul, halis bir Müslüman olmak istiyorsak, son günlerini geçirdiğimiz bu mübarek ayı ve önümüzdeki Kadir gecesini bulunmaz bir fırsat bilelim. Dünyamızı zindana, ahiretimizi cehenneme çevirecek her türlü günahtan pişmanlık duyup tevbe edelim. Tevbeyle verdiğimiz sözü nefsimizin doyumsuz arzularına, şeytanın aldatmasına kanıp bozmayalım. Kalan ömrümüzü bu ayda edindiğimiz güzel alışkanlıklarımızla mamur edelim. Gönül sarayımızı samimi ve ihlaslı amellerle tezyin edelim ve Allah'ın rızasını hayatımızın amacı haline dönüştürelim. Ayrıca geliniz Ramazan'ın bu son günlerini Efendimiz'den bizlere miras kalan güzel bir sünnet-i seniyyeyi ihya etmek için değerlendirelim. Zira sevgili Peygamberimiz Ramazan ayının bu son günlerinde itikafa girer, gündelik hayatın kaos ve keşmekeşinden uzak Rabbi ile baş başa kalarak zamanını tefekkür, dua, ibadet ve istiğfarla geçirmeye çalışırdı. Zamanımızın büyük bir kısmını evlerimizde geçirdiğimiz bu salgın günlerinde yapabileceğimiz en güzel şeylerden bir tanesi de Efendimizin bu güzel sünnetini ihya etmek olmalıdır. Herkesin imkan ve zamanı nispetinde farklı sürelerle ihya edebileceği itikaf ibadeti bizler için doyumsuz, manevi bir lezzet ve bereketli bir rahmet ve mağfiret kapısı olacaktır. Unutmayalım ki fani olan bu dünya son bulup baki olan hayata göç ettiğimizde Rabbimizin rızası bize vaat edilen bütün güzelliklerin anahtarı olacaktır. Bu vesileyle
Hepinizin Kadir Gecesini şimdiden tebrik ediyor ve Yüce Rabbim'den insanlığın üzerine adeta bir kara bulut gibi çöken hastalık illetinden bütün insanlığı kurtarması için dua ediyorum. Verehrte Gläubige, monatelang warteten wir mit Sehnsucht auf den Monat Ramadan. Schließlich umschließt uns der Ramadan mit seiner Barmherzigkeit und Vergebung. Wir erleben aber nun die Trauer, das Ende des Monats Ramadan zu erreichen. Gleichzeitig erleben wir das Wohl und die Freude, uns der Nacht der Bestimmung, Laylatul Qadr, zu nähern. Diese Nacht werden wir am nächsten Dienstag begehen. Zu einer Nacht mit solchen Vorzügen sagte der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam: Wer daran glaubend und den Lohn von Allah hoffend die Nacht der Bestimmung mit Gottesdienst verbringt, dem werden die vergangenen Sünden vergeben. Unsere Mutter Aisha radiallahu anha fragte unseren Propheten, welches Bittgebet sie in der Nacht der Bestimmung formulieren sollte. Der Prophet empfahl ihr, wie folgt zu beten: O Allah, du bist vergebend, du liebst das Vergeben, vergib auch mir. Meine werten Geschwister, wenn wir ein guter Diener Allahs und ein aufrichtiger Muslim sein möchten, sollten wir die letzten Tage des Ramadans gut verwerten. Wir sollten die kommende Nacht der Bestimmung als eine einzigartige Gelegenheit wahrnehmen. Lassen Sie uns unsere Sünden bereuen und um Vergebung bitten, Taube. Schließlich machen die Sünden unser Diesseits zum Gefängnis und unser Jenseits zur Hölle. Lassen Sie uns wachsam gegenüber den unersättlichen Begehren unseres Egos sein. Lassen Sie uns wachsam gegenüber den Irreführungen des Teufels sein. Schließlich sollten diese uns nicht dazu verleiten, unser während unserer Vergebungsbitte, Tauba, gegebenes Versprechen zu brechen. Lassen Sie unser verbleibendes Leben mit den schönen Taten, die wir uns in diesem Monat angeeignet haben, fortführen und ausbauen. In den Tagen der Pandemie verbringen wir einen großen Teil unserer Zeit in unseren Häusern. Eines der schönsten Taten hierbei wäre bestimmt, diese schöne Sunna unseres Propheten wiederzubeleben. Der Itikaf-Gottesdienst kann je nach vorhandenen Möglichkeiten und je nach vorhandenem zeitlichen Rahmen der Person in unterschiedlicher Länge durchgeführt werden. Dieser Gottesdienst wird ein unerschöpflicher spiritueller Genuss und ein segensreicher Tor der Barmherzigkeit und Vergebung für uns sein. In diesem Sinne gratuliere ich zu Ihrer Nacht der Bestimmung. Ich bitte den Erhabenen darum, dass er die ganze Menschheit von dieser großen und die Menschheit erdrückenden Pandemieplage befreien möge. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله
الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة وذلك دين القيمة إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا ذلك لمن خشي ربه الله أكبر صدق الله العظيم آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم ربنا يا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم
vehdina ve vaffikna ila'l hakki ve ila tariqi müstakim. Bi bereketil Kur'anil azim ve bi hurmeti men ersal. Ya İlahel Alemin ve Rahman Rahimin, Ramazan-ı Şerif'in son günleri içerisinde son 10 arasına dahil eyleyiver ya Rabbi. Bizler sen affetmeyi seversin, bizleri bağışlayıver ya Rabbi. Çoluk çocuğumuzu, ümmeti Muhammed'i, insanlığı bağışlayıver ya Rabbi. Ya İlahel Alemin ve Rahman Rahimin, bizlere ibadet yapma güç ve kuvveti ikram eyle. İhsan eyle, bizlere güç kuvvetler nasip eyleyiver ya Rabbi. Hanelerimize, çoluk çocuğumuza, kazançlarımıza bereketler, hayırlar, güzellikler ihsan eyle ya Rabbi. Ümmeti Muhammed'e dillik düzenlikler ihsan eyleyiver ya Rabbi. Şu zor günleri geçirmeyi, en kısa zamanda bunun üstesinden gelmeyi bizlere lütfeyleyiver ya Rabbi. Ya İlahel Alemin ve Rahman Rahimin, gücümüzün yetmeyeceği şeylerle bizleri imtihan eyleme. Ya İlahel Alemin ve Rahman Rahimin, hastalara şifa, dertlere deva, borçlara edalar ihsan eyleyiver ya Rabbi. Ya İlahel Alemin, Ya İlahel Alemin ve Rahman Rahimin, hastalıkları sebebiyle ve mazeretleri sebebiyle oruç tutamayan kardeşlerimize güç kuvvetler ihsan eyle. Kazanç kapıları bulamayan kardeşlerimize de en garibi zamanda helalinden rızıklar ihsan eyleyiver ya Rab. Hastalarımız var, hastalarına şifalar ihsan eyleyiver ya Rab. Çoluk çocuğumuza bereketler ihsan eyleyiver ya Rab. Ya İlahel Alemin ve Rahman Rahimin, dünyanın dört bir köşesinde haksızlığa uğrayan, zulme uğrayan din kardeşlerimizin de yar ve yardımcısı oluver ya Rabbi. Ya İlahel Alemin ve Rahman Rahimin, hatmi şerif indiren kardeşlerimiz var. Bizlerin hatmi şerifleri içinde hocam dua ediver diyen kardeşlerimiz var. Bu kardeşlerimiz hangi niyetlerle hatmi şerif indirmişse onlara bağışlıyoruz, onlara hediye ediyoruz. Sen lütfeyle ya Rabbi. Sevdiğimiz amellerimiz arasına dahil eyleyiver ya Rabbi. Bizleri ve çoluk çocuğumuzu Kur'an ahlakıyla ahlaklanmayı nasip ve müessir eyleyiver ya Rabbi. İslam'a hadim eyleyiver ya Rabbi. Şaşırtma, bugün vaaz-ı nasihatta yapmış olduğumuz nesle, yavrularımıza, topluma kavuşmayı nasip ve müessir eyle. Amellerimizi, hizmetlerimizi makbul eyle. Kabul eyle, bereketli eyle. Bizler vesilesiyle hayru hasenatlarını, fitre zekatlarını bizlere ulaştıran kardeşlerimizin kazançlarına bereketler ihsan eyleyiver ya Rabbi. Hanelerine mutluluklar ihsan eyleyiver ya Rabbi. Bizleri de son nefesimizde buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh diyerek
çene kapamayı, huzuruna varmayı bizlere lütfeyle ver ya Rabbi. Subhan rabbike rabbil izzati amma yasifun ve selamun alel murselin velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.